Nereye kaçıyorsun? Harikaydın abicim, ağzına teşekkür sağlık. Teşekkür ederim o sizin güzelliğinizin. Tespihin nerede abi? Abi daha tesbih şarkını okumadık ki tesbihimiz. Bir an görmeyince şaşırdım biliyor musun? Hayırlı şok uğurlu oldum. Olsun. Teşekkürler. Öncelikle ederim. Yeni albümün Çekip Gitmeyecektin Gözüm. Gözüm zaten. Kime hepimizin. Ait bu şarkı? Bu Çekip Gitmeyecektin yine hayatı tesbih yapmışım. Bestekar Tayfun Soydemir'e ait. Hı hı. Gözüm şarkısı da değerli sanatçı dostum İlhan Gül'e ait. İlhan'ın şarkısı. Harika. Çok güzel bir şarkıydı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şarkının klibi... Allah nasip ederse önümüzdeki pazartesi çekeceğiz klibi. Şu ilk klibimiz tavukları pişirmişim için çektik. Klipte de öyle bir isim oynayacak ki sür geldin, yorgunsun biliyorum. Atarız bu enerjiyle, yorgunluk falan kalmaz zaten. Samsun'dan geldin. Samsun'dan evet. Samsun'da hatta bir imza gününden evet, geliyorsun. Evet, imza günümüz vardı yeni albümümüzle alakalı. Harika. Çok yoğun bilgiyle karşılaştım. Biliyorum. Teşekkürler ediyorum. Ve özellikle çocukların müthiş bir ilgisiyle karşılaştım. Ben zaten diyorum çocuklar bir şarkı istedikten sonra geçmiş olsun. Yani o anneler babalar mecbur onu CD almak zorunda kalıyorlar. Özellikle ama... hangi şarkıyı eşlik ettiler? Çünkü okuduğum kadarıyla internet haberlerinden evet. Özellikle çocuklar bütün şarkılarına eşlik etmişler ama o hareketli senin var ya action, evet. Diction neydi? Action, diction, action. Valla tavukları pişirdi de olaydıktı da süper bir enerji. Pazartesi günü yani dün Samsun Termal ilçesinde 10 bin kişilik bir halk konserimiz vardı. Bütün hazırlıklar hazırdı. Ne yazık ki bir tane okul servisimiz devrildi. 3 tane kardeşimiz vefat ettiği için konseri iptal ettik. Bize de yakışan buydu diye düşünüyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah daha acılardan korusun. Termal yerde alır. Çok sanata meraklı bir yer yani. Çok oynadık. Çok da mesela. Evet evet. Buradan sevgili belediye başkanı, kulüp başkanı sağ olsunlar. Başarı sağ olsunlar. Başarı sağ olsun diyorum. Başınız sağ olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler ederim. Albümün. Abi bence seni halktan birisisin diye seviyorlar. Hani hepimiz halktan birisiyiz. Öyleyiz, ama. Öyleyiz kesinlikle. Yani elinde tesbihin selamun aleyküm diye giriyorsun içeri. Vallahi biz senelerce işte biliyorsunuz. Mazhar Fuat Özkan şapkasız çıkmıyor, biz de tesbihsiz çıkmıyor zaten. Ben de sana bu sebepten bir nacizane, bir sefer taşı, güzel bir tesbih hediye aldım. Vay, aa, vay, ne vay. Buyurun. Çok teşekkürler ediyorum vallahi. Ne demek? Gel öpem. Gel öpem. Evet, bize senin böyle bir lafın var. Gel öpem. Gel öpem, gel öpem. Her gördüğüne gel öpem diyorsun da artık nişanlandın. O nişanlanan nişanlı ayrıdır, iş hayatı ayrıdır yani. Gel öpem. Bir gel öpem, sıkamıyorsun. Gel öpem, sıkamıyorsun. Tesbih koleksiyonu falan var mı? Olmaz olur mu? Yani bakalım. Şimdi diyorlar ki abi tesbihten sonra neden tavukları pişirmişem? Dedim abicim tesbihin bin bir çeşit modeli var. Yani... Bunun altını var, gümüşü var, oltusu var, kehribarı var. Tesbih hediye etmekten artık iflasın eşiğine geldim. Koleksiyonun var mı? Var tabii koleksiyonum var ama... Kaç tesbihin var? Valla abartmayayım da herhalde bir 700-800 adet vardır. 700-800... Senin artık çalışmana gerek yok ya. Valla parmağım. Tesbih tükenersek yeter ya. Şimdi bir o kadar da hediye ettim. Baktım artık... İflas edeceğim. Hemen baktım tavukları pişirmişim. Maliyeti 4 lira, 2 lira da pişirdim. Tavuk da atacağım. Ama sadece onu söyleseydin Allah muhafaza sana getirip tavuk verecektim adamı. Ya valla tavuk da veriyoruz. Ama kendim yine ben çok şanslı hissedebiliyorum. Mustafa Sandal gibi onun arabası var deseydik ne yapacaktık? Yanlıştır. Ufakları çıktı. Bir de o kadar mütevazı ki. Yani sahneyi oraya gelen herkesle paylaşıyor. Ben kendi gözümle şahit oldum. En son sahnede ünlülerle halay çekiyorduk. Evet. Doğru. Hepimizi sahneye aldı, hep birlikte halay çekiyorduk ama sen hep öylesin yani 11 yıl enerjisi oldu değil mi? 21 yıl. 21 yıl. Ben o 10 yılı nereye atmışım acaba? Sen o zaman küçüktün. Yok aynı bak ben 21 yıl, Ece 20 yıl. Evet. Sen zaten geçelim, abi yani sen bizi ikiye katladın. Olacak o kadar ama yani. Ne olacak o kadar. Sinan abi. Efendim? Şimdi 1968'de hava astsubayı olarak hayata ayrıldım. Atılıyorsun. Ayrıldım. Daha doğrusu sınıfta kaldım. Uyuyup kaldım. Gece 1-3 nöbeti bana verildi. 1-3 nöbetini tutan geneli de 5'e kadar tutuyordu. Sabah imtihana girdim. 32 soru yapmışım ve kaldım. Yani... Ama öyle bir askeri okul maceram var. Havacılıkla peki bir ilgin oldu mu? Yok ya. Rahmetli Valide subayları çok seviyordu. F-16'ya falan hiç binmedin mi? Yok. O zamanlar daha F-16 icat edilmemişti. F-100'ler, F-4'ler vardı. F-86'lar, 84'ler vardı filan. Ama çok kısmetli bir dönemdi. O okuldan hemen hemen bir
o dönemden halen 50'ye yakın arkadaşımla görüşüyorum. Onlar devam ediyorlar. Onlar bitirdiler, emekli oldular canım. Peki hiç merak etmedin mi? Yani keşke havacı olsaydım dediğin bir zaman ya, sonladı mı? Sana söyleyeyim mi? Ben pek emir altına giren bir adam değilim. Ama annem subayları çok seviyordu. Annemden dedem denizaltı subayıydı. Hatta Dumlupınar'dan sonra yalnız sonradan... ya göktesiniz ya denizin dibindesiniz yani. O üniforma da yakışıyordu. Hava subayı yani o mavi yakışıyordu bana. Fakat ilk gün böyle içtimaya çıkarttılar. Benim burada ne işim var dedim ya. Askerliği sevmediğimden değil. Yani emir alma korkusu. Ve o emri yerine getirmek zorundasın tabii. Kesinlikle. Ama birazcık orada da hareketli bir adamdım. Yani şimdi burada anlatmayayım, diğer asker okul talebelerine örnek olmayayım. Ve subaylarımdan da çok iyi şeyler aldım yani, tepkiler aldım. 1969'da tiyatro ve sinema hayatına başlıyorsun. Tiyatro başladı. Tiyatro, hatta ilk Karagöz. Karagöz Çocuk Tiyatrosu'yla başladım. Hı-hı. Mert Egemen diye bir kardeşimiz okul tiyatrosunda gördü ve çağırdı. Benden oyna dedi. O da Deniz Kuvvetleri'ndeydi o zaman, askerdi. Akşamleyin sabaha kadar prova yaptık, oyunu seyretti. Oyundan sonra askere gitti fakat ekibe söylemiş, Sinan'ı alın demiş. O askerdeki hemen ekibe girdim. Ama hakikaten Mert'e benim hayatımda çok şans oldu. Profesyonel olarak adım attın. Ya ben o zaman fırına girdim, çalışıyordum. Babam 450 lira, 440 lira maaş alıyordu. Ben 1100 liraya bir Karadeniz'in fırına girdim. Ankara Yeni Mahalle'de Karadeniz ekmek fırını vardı. Nasıl iş biliyor bak. Adam gel sana 1100 lira vereyim dedi. Ben de peki dedim, gittim. Sonra o 1100 lirayı bıraktım, haftada 7,5 liraya tiyatroya başladım. Babam dedi 1100 lirayı niye veriyor sana dedi. Bilmiyorum dedim, sevdi herhalde adam dedim. Babam 440 lirayla evi geçindiriyordu. O zaman memurun maaşı 5 kişiye yetiyordu. Kiraya yetiyordu, elektriğe yetiyordu, suya evet. yetiyordu. Beni rahat okutabiliyordu. Abilerim çalışıyordu, onların parası zinhar eve yardım edemezlerdi. Ben daha yaşıyorum derdi babam. Memura yani, kız vermek isterlermiş. Türkiye'nin de öyle bir dönemi vardı yani. Sinan evet. abi değil mi? Ha? Memura kız vermek isterlermiş aileler. Sen ne diyorsun memursan ya? Memursan istediğin kızı alabiliyorsun. Sen ne diyorsun? Yalnız Sinan onun abi. Onun babası memur deyip bana bile vermeye kalkıyorlar. Sinan abi ilk tiyatro denemen okul yıllarında, okul yıllarında oluyor ve Kargalar Okulu diye bir oyunda Kargalar Okulu o zaman kapıcı görüşürüz. Rolündeymişsin. Evet. Ondan hani sonra şimdi artık apartman görevlisi diyoruz. Evet. Ve şöyle bir lafın var. Hayatımda ne kadar çok kapıcı oynadım be. Evet. Web siteme bakmışsın. Evet. Dersime çalıştım. Öyle başladı. Lafım var deyince aklıma geldi. Sonra Emrullah oynadım biliyorsun. Bana bir şeyler oluyordu. O da yani Anadolu'dan gelmiş birisiydi. Apartmanın sahibi olmuş ama hala kapıcılık yapıyor. Ama abi sende zaten hep şey var. Yani böyle bir ya polis ya kapıcı çok oynadı. Bir de ezilen halkların temsilcisi tipini yansıtıyorsun. Ama çok içlerinden geldim tabii. Yani memur çocuğu olarak büyüdüm. Kendi yağıyla kavrulan bir mahallede oturdum. Yeni Mahalle çok özel bir yerdi benim için. Ankara Yeni Mahalle. Çok babam özel. Da Yeni Mahalle doğumlu. Ciddi belki diyorsun. De acaba oralardan hiç ne bileyim çelik çomak oynamışsınız. Babam benden küçüktür ama çok özel bir semttir yani. Evet. İnsan olarak çok güzel insanlarla yaşadık evet. orada. Halen 400-500 kişiyle falan görüşüyorum. 400-500 tabii, kişiyle. Tabii kendi yaş grubunda. Abi ama çok normal 400-500 kişi çünkü ilkokulu 6 yılda, ortaokulu 5 yılda, liseyi de 6 yılda bitirmişsin. Ben de liseyi 6 yılda bitirdim. Ya bu... Sen de mi lise? Ya bana bak bu internet ne dedik oturacak. Hakikaten ya. Başımıza bela. Hayır. Bunun yanında Yeni Mahalle özel bir semtte. Çok fazla futbolcu yetişti. Çok evet, fazla... Evet. Ama o... Üstlük de bizim oradan. Öyle mi? Tabii, o Eskişehirli değil Duray mi? Duray Kip bizden Yeni Mahalle'de büyüdü. Kubilay İlkokulu'nda okuyup sonra Eskişehir'e gidip kötü yola düştü Eskişehir'e. Radyocu oldu ya. Radyocu oldu o yüzden. Ondan Beyazcığım yani konuşma hakkı tanıyoruz tabii. Yani kötü yola düştüğünü söylüyorsun ya abi bağlanabilirsin. Yeni Mahalle'de yolu geçti. Güray Kip var. Çok meşhur oldu. Erdoğan Aygezen var. Çok meşhur oldu. Adnan Hoca bile Yeni Mahalle'li yani. Öyle mi? Yani hocamız da bizim söylemiş orada. Söylemiş gibi oldu. Çok fazla var. Ne diyorsun Levent ki? Kırca.
O da mı? Tabii çok fazla. İlhan Özay babam. Yani Türk sanat müziğinde çok fazla insan var. Şimdi ne yazık ki hemen aklıma gelemiyor. Nurettin Çalın, Nurettin Çalın da yolu oradan geçenlerden. Çok fazla insan var. Şahane. Keşke ona bakaydı zaten program bitmezdi. Ne diyorsun ki tüm baskılara, yasaklara, engellemelere, vefasızlıklara rağmen 42 yıl. Bitti. Onu yazdığımda 42 yıldı. 3 daha ekle üstüne. O 45 yıl. Maşallah. Şimdi mesela birçok sanatçı işte 45. yıl, 50. yıl, 25. yıl kutlamaları yapıyor. Yok sana ya, da bir gerek kutlama yok. Yapılması yok gerekiyor. Yok ya, gerek yok ya. Dışarıda o kadar çok ödül alıyorum ki ben, herkese selam alıyorum. Biliyorsun turneye gittiğimiz evet, zaman. Evet. Yani dışarıda insanların tepkisi bana her gün ödül, her gün şimdi, kutlama. Buradan hemen seyircilerimizi de bilgilendirmek istiyorum. Belki bilmeyenler vardır. Biz sevgili Sinan abiyle Baba Kızı oynuyoruz. Pardon Bekar Mısınız adlı tiyatro oyunumuz var. Artık inşallah bir zahmet siz de gelin yani. Biz sizin sahnenize geliyoruz. Kerman Bey, sizin programınıza geliyoruz Ece Hanım. Ay canımın içi. Ama Ece'den uzağa düşmüşüz Sinan abi. Ben gelecektim. Çok uzağa düştük ve geç haberim oldu dedi. Benim en son oyununuzda hakikaten çok çok üzüldüm gelemediğime. Yoksa ve şimdi sordum dışarıda daha neredesiniz abi? Belki Bodrum'a gelecek. Bu arada babam orada zaten. Marmaris var, Çorum var. Evet, 26, 27, 28 Bodrum, Muğla, Marmaris'teyiz. Çorum ne zaman? Mayıs'ta oradayız. 1 Mayıs'ta da. Nasıl olsa zaman Taksim kapanıyor diye oraya gidiyor. Ya Sinan abi hep böyle bir mesajın var yani. Hatta internette seninle ilgili yorumlarda 68 kuşağı dedikleri var ya. Şimdi onu söyleyecektim. Seninle ilgili yorumlarda diyorlar ki o işte ezilen halkların temsilcisi. Sağ olsunlar. Sanatçı duruşu sence böyle bir şey mi? Yani bir ya şeyleri yetiştiğin temsil yere falan çok mu önemli? Geçenlerde Facebook'ta böyle bir şey yazdım. Birisi için. Kendi yetiştiğim yeri yazdım. Yeni Mahalle'yi yazdım. Oradaki insani ilişkileri yazdım. Aile dostluklarını yazdım. Aile, yetiştiğim aileyi yazdım. Mesela orada çok bir şey söyledim. Arkadaşlarım ona çok takmışlar. Mesela Ankara Yeni Mahalle'dekiler. Çok beğenmişler. Hiçbirimizin annesi babası şununla görüşme demedi. O arkadaşınla görüşme demedi. Çünkü arkadaşlarımın hepsi çok güzel insanlardı. İyi ailelerdi. O yüzden belki birbirimizi kontrol ederek böyle iyi bir insan olarak yetiştik. Şimdi o insan iyi diyorlar. Eskiden o insan kötü derlerdi ve çok nadir çıkardı. Şimdi iyi olmak özellik oldu. Halbuki evet, iyi olmak erdem özellik değil. Halbuki iyi olman gereken odur zaten. Şimdi iyi insan olmak erdem oldu. Maalesef. Ne yazık ki. Yalnız lafı bir yere çekmesinler. Şunu gerçekten açık yüreklikle söyleyebilirim ki gerçekten çok dediğin doğru. Ödülünü sen halktan sürekli her alıyorsun. Gün. Alkışlarla, o sevgiyle. Çünkü her gittiğimiz yerde Sinan abi yani ben çok müthiş bir ilgi, müthiş bir sevgi var. Ve hatta diyorlar ki senin için Sinan abicim. Ne diyorlar? Şunu diyorlar, internetteki yorumlara özellikle baktım. Yaşayan efsane ama hak ettiğin değeri gördüğüne inanıyor musun? Yani ya, sektörde, halk içinde evet ya, seni her sektörde zaman sektörde ilk başlarda gördük elbette ama şimdi Türkiye'deki bozulma bütün sektörlere yansıdı. Yani buradan isim vermeye kalksam o firmalar batar. Şimdi Ece ile konuştuk. Yani Etiler'de bir ev parası yatıyor benim piyasada. Evet. Yazık. Geçen sene 3,5 ay bedava çalışmışım. Ondan önceki sene 4,5 ay bedava çalışmışım. Alamamışım yani. Ya da 1/3 almışım. 1/4 almışım. O paralar yatıyor orada. Mahkemeye de açamıyorsun. Yok ya, zaten uğraşamam ya. Gerçekten uğraşamam. Yani bir daha karşılaştığı zaman yüzüne bakmayı çok seviyorum öyle insanların. Ya bazıları da tekrar işe çağırıyor ya. Ya bir de böyle bir belki unutmuştur yani. Bir telefonumuz varmış efendim. Bakalım kim var hattın diğer ucunda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İsmim Murat. Bursa'dan arıyorum. Hoş geldiniz Murat Bey programımıza. Benim buradayım. Ben Turba abla, seni çok seviyorum. Ben değerli konuklarımız var. Sinan Bengiyer. Hocamız burada. Ece Prim, güzeller güzeli, bir hanımefendi ve tabii ki sahnelerin prensi Ferman Toprak. Sormak istediğin bir şey var mı?
başarılar demek istiyorum. Sakın Hanım'ı başaraktan severek dinliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın Murat. Evet. Peki. Her zaman seyretiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Murat'cığım. O zaman o zaman sana buradan kucak dolusu iyi akşamlar. İyi geceler dilerim. Sağ olun. Ferman. Efendim. Sen de ya bak bakıyorum da kimse esasında okuduğu veya eğitim aldığı şeyle ilgilenmemiş. Sen de Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazanıyorsun. Sümeroloji bölümü. Ne bölümü? Sümeroloji. Sümeroloji. Enteresan bir bölüm bir de. Yani. Ama devam etmiyorsun. Vallahi... Çünkü diyorsun sonra ki bir benim... Sonra bir bakmış ki Sümerler hepsi ölmüş. Çünkü diyorsun ki benim yaşam stilim müzik. Tabii müzik dedim. Babam gelin Ankara'da üniversite okuyor sanırken ben o aralar İstanbul'a. Kaçıyorsun. Evet gizli gizli bir yere un kapağında işte değerlendirmeler yapıyordum. Ya bir de aşiret çocuğusun. Tabii aşiret çocuğuyduk. Aile zaten hiç istemedi albüm yapmamızı. Dedi oğlum gidin milletimi eğlendireceksin bizim aşirete yakışın. Bir de anne tarafı İzol aşireti buradan da Hamit abi özellikle sevgiler saygılar İzol aşiretinden. Kardeşim avukat. Mutludurlar tabii. Nasıl? Mutludurlar şimdi. Şimdi hepsi Allah razı olsun arkamdalar. Çünkü ben çizgimi hiçbir zaman bozmadım. Anne tarafında baba tarafında boynuna yedirecek hiçbir hareketi olmadığı için şimdi bunu yiyorlar. Yani o piyasaya girersen bozulursun diye bir şey var. Öyle dediler ama işte Allah'a çok şükür ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü annem babam varlıklı bir aileden geldim ben. Her şey gözüm doymuştu. Her şey, her istediğim imkan benim için yaratılmıştı. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz. En küçük sen misin? En küçüğümüz avukat. O da şu an Adana milletvekili adayı oldu. Hayırlı olsun inşallah. Avukat eşi hakim, kız kardeşim Çukurova İktisat mezunu, erkek kardeşim Çukurova İşletme mezunu. Bize dedik müziğe gönül verdik dedik girdik. İyi ki de girmiş miyiz bilmiyorum. Yalnız sen hakikaten gerçekten savaşçı bir adamsın. Şimdi ben seni yıllardır tanıyorum. Önce Etiler'de bazı mekanlarda sahne alıyordun. İrili ufaklı hatta. Sonrasında kendi patronun oldun. Gerçekten müthiş bir başarı. Çok, çok güzel. Gitti mekan aldı. Güzel. Ya evet hatta... Almadım, kiraladım. Dur canım o kadar da. Ve şimdi hatta yeni bir mekan daha. Yeni mekan Etiler'de, yeni mekan Allah nasip ederse... bu cuma değil öbür cuma açışını yapacağız, bekliyoruz. Hadi hayırlısı. Nerede, hayırlısı. İsmi ne? Etiler'de Çalıkuş Sokak'ta Podium FT. Podium. Çünkü Maxim tarzı bir yer yaptı. Podium Erman yaptı. Erman Toprak. Harika. Hayırlı olsun. Allah hayırlısını etsin. Allah utandırmasın. Amin, inşallah bakalım. Peki gece hayatı seni zorlamıyor mu Ferman? Yani sabaha ya dek çalışıyorsun. Ece sen de muhakkak gitmişsindir. Sinan abi sen hiç sahnede izledin mi Ferman'ı? Benim gece hayatım hiç yok. Benim gece hayatım çayla başlıyor ve çayla bitiyor. Ben Ferman'ın sayesinde sahnede kendimi tutamadım. Böyle bir sunum anında yine bir ödül gecesi, vakıf gecesi. Zerev gecesinde biz Gökay Kalaycıoğlu, benim sevgili partnerim, 24 Haber spikeri, onunla birlikte sahneye çıkıp Ferman Toprak'ın o güzel şarkısı var ya, hayatı tesbih yapmış sallıyorum da biz bir salladık o mikrofonu, bir salladık ki yok böyle bir şey yani hakikaten. Ama Ferman evet. Eğlenmemek, keyif almamak, onun şarkılarını şu anda bu duymamak mümkün değil. Kesinlikle katılıyorum. Hatta şu anda Tuğberk'in de dediği çok doğru, gece hayatına yön veren isimlerin başında geliyor. Evet. Yok ben hangi arkadaşımla konuşsam ya sabahın dördünde bile nerede Ferman'dayım veya insana internetten yazıyorlar. Ferman Toprak'tayız. O kop kop yıkılıyor. Ferman abi bir şey soracağım. Bu 16 yıldır gece ayrı, gündüz ayrı, aralıksız sahne aldınız doğru mu? 21 yıldır. Aralıksız. Aralıksız sadece Ramazan. Biz onu biz illa demeyeceğiz. 21 yıldır demeyeceğiz. Ben demin 11 yıldır. Yaklaşık 17 yılı 7 gece sahne yaptım. Son 4 yıldır 5 gece yapıyorum. Pazar pazartesi artık kendime ayırdım dedim. Artık bir de evlilik ama yoluna girdin. Yok, evet, 4 ay önce nişanlandınız değil mi? Şu var, diyor 2 hafta önce albüm lansmanında oldu zaten. İkisini biraz ekonomik durum önemli, ikisini aynı anda çıkartalım. Güzel. İkisi bir arada güzel olmuş. Tek işte Ramazan aylarında çalışmıyorum. Kandil'de, Kadir Gecesi'nde sahne almıyordum. Yani 21 yıldır da yaş 40 oldu artık. Biliyorum mesleğimi seviyorum. Ben zaten bunu her zaman söylüyorum. Yaptığınız meslek ne olursa olsun. İster simit sat,
İster müteahhit ol, ister marangoz ol, sanatçı ol. Severek. Yaptığın mesleği severek yapıyorsan zaten kafadan %50 başarmışsındır. Bir diğer %50'si de istikrarı kalmıştır. Bir de güzel bir söz vardır. Eğer işini severek yapıyorsan hayat boyu çalışmazsın. Evet, çok yani sevdim o sözü. O mantıkta oluyor. Çünkü ve keyif aldığın için. Ekrandan dahi yansır. Kesinlikle. Bakın öyle. Cam var arada. Hani sahnede seyrederken farkına varır onun. Ha, terini görür, senin neşeni görür. Evet. Ama sevdiğin ekrandan bile yansır. Evet. Sevmediği de yansır. Hep onu tamam söylerim. Olsun. Herkes 21 yıl sevdiği işi yapmayı Allah herkese nasip etsin. Herkese. Amin. %5'in içinde insan evet. Çocuklar bu ülkede. Doğru. Yani efendim. %4 olabilir ama 6 olmaz ha. Yani çok şanslıyız. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Kesinlikle. Şimdi bir telefonumuz daha varmış sanıyorum. Alo. Bayağı telefon alıyoruz bu kadar güzel konuklar olunca. Alo. İyi akşamlar. Hasan Bey. Herkese iyi akşamlar. Tüm konuklara ve sizlere. Tuba'nın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Hasan Bey nereden arıyorsunuz? İstanbul Gazi Osman Paşa. Buyurun Hasan Bey. Stüdyoya gelseydiniz, Gazi Osman Paşa'dasınız madem. kısmet. Ben orada bütün konuklara hayırlı akşamlar diyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Şiren abim 10 numara. Eyvallah, sağ ol. Şiren abimi ben sahnede tanıma şeyim Cevat Kelle'yle. Çok özür diliyorum ama. Eyvallah. Yok, yiğit namıyla anılır diye bir laf var bize. O yiğit ben oluyorum. Abi şunu söyleyeyim. Yemin ediyorum senin gibi yiğitleri böyle cuk diye oturan programlara hasret kaldık. Hasretli programlarına. Sağ olasın. Çok doğru bir şey söylediniz Hasan Bey. Yemin ediyorum. Bu gerekse Sinan abinin oynadığı programlara gibi böyle siyasetin baskı kurması, medyanın baskı kurması, belirli bir adabın, edebin baskı kurması bizlerin yüzümüzdeki gülücüğü aldı. Diyar mısın? Sağ ol. Doğru bir şey söylediniz. Türkiye'nin tek kanallı olduğu yıllarda olacak o kadar vardı. İkinci kanal çıktığında da olacak o kadar vardı. Şimdi tek bir kanal... şey itiraf edebilir miyim? Tabii. Tabii ki Levent Kırca'yı çok seviyorum. Evet. Çok büyük bir usta. Türk tiyatrosuna. O da yeni mahalleli. Öyle mi? Türk tiyatrosuna da gerçekten çok büyük hizmetler vermiş bir insan ama bu Cevat Kelle tiplemesi hepimizi ekrana kilitliyordu. Ya ben çocuktum o yıllarda. Ya çok matrak bir şey. Yani herkese nasip olsun isterim. Orada konuşmayayım dedim ben. Sadece bakayım suratımla Levent'in yaptığı programı eleştiririm dedik. Sonra bilgisayar çıktı. Ben 2 sene sonra bilgisayarın başına oturdum. Bütün ev kullanıyordu. Ben bakıyordum ya bir yerine dokunursa bozulursa diye. Ondan sonra Hatun dedi en sonunda ya Sinan şuraya yazacaksın ve çıkacak ne istersen dedi. O Google denilen yere yazacaksın, şuna basacaksın dedi. Ben Cevat Kelle diye yazdım. Hani bu kadar yetenekli mi bu alet diye. Hakikaten çok fazla yazı çıktı. Sonra o yazıyı kurcaladıkça olay Fransa'ya ve Almanya'ya kadar gitti. Fransızca, Almanca metinler çıkmaya başladı Cevat Kelle hakkında. Alman komşum var, hem Almancası çok iyi tabii. Alman olduğu için Fransızcası iyi. Onu çağırdım. Dedim ya burada ne diyor? Artık Cevat Kelle ve yanında Sinan Bengiyer yazıyor. Sessiz film bitmesine rağmen bir aktör konuşmadan ne kadar, niye bu kadar sevildi diye araştırma yapmışlar. Çok sosyolojik iyi. Araştırma yapmışlar. Yani gerçekten konuşmadan sessiz sinema bitmiş artık. Pandemim gibi yani. Evet yani. Bir aktör niye bu kadar şöhret olabilir ve unutulmaz diye. Çok iyi. Aa çok hoşuma gitti ha. Bir de 3 sene sonra... Tabii insanın gururu okşadı yani. Bir de ben kendime pay yemiştim. 3 sene sonra biliyorsunuz sessiz bir film çekildi siyah beyaz. Evet. Dedim acaba benden mi esinlendi? Güzel bir şey ama. Sinan abi. Bu arada Hasan Bey hattı mı acaba? Alo. Hasan seni unuttuk kusura bakma ya. Hasan Bey güzel bir konuya temas ettiniz. Tabii konu konuyu açınca da. Son ufak bir şey söyleyeceğim mümkünse. Buyurun. Tabii lütfen. Şimdi Sinan abi ve Sinan abi gibi değerli komedi ve perde ustaları emin olun yine bizi güldürler genç falan yetişenler. Ona şüphe yok. Muhtemelen gösterimden sonra siyasi vurgu yaptıkları için ben kesinlikle onları onaylamıyorum.
onaylamıyorum. Yok bir pankart sıçıyorlar, sahne bittikten sonra şudur, işte bu bizimdir, şuyumuzdur, buyumuzdur. Yapmayın arkadaşlar. Sahnede sen oyununu yap, düşüncen, fikrin seninle birlikte orada misin aşağı. Açma, simgeleme. Bak mesela ben birçok sanatçıya dargınımdır. Ben onların neyini olurum bilmem. Ama benim de bir izlik nefsim vardır. Peki, çok teşekkür ediyoruz Hasan Beyciğim. İyi akşamlar diyoruz katıldığınız için. Teşekkürler, sağ ol. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Sağ olun, iyi akşamlar. Sinan abi, şimdi mesela biz Soma'ya gittik seninle. Soma'da zeytin katliamı vardı biliyorsun. Evet. Ben hatta ne diyoruz biz, bizim tiyatronun pankartçısı benim. Çünkü şaşırmam. Her böyle toplumsal bir konuda, enerjik, sosyal bir olayda finalde bir pankart açıyorum eğer önemli bir konu varsa. Örneğin Soma'da zeytinime dokunma diye pankart, evet, açtık. Yani sence bunun bir zararı olabilir mi? Aksine bizim gibi ya, insanların bunu yapması gerekmez şimdi mi? Şimdi bu ağaç katliamında hiç kimseyi suçlamıyorum ben. Yani hiçbir iktidar suçlu değil bunda. Ağacı seveceksin ya. Ölmeyen bir ağacı öldürdük ya. Evet. Dünyada ölmeyen iki ağaçtan birisi asla ölmüyor. Ölümsüz bir ağaç. Yani zeytin kökünden ağacı kessen, evet, yandan hemen dal veriyor. Köküyle söktüler. Şimdi oraya onu insanlar hemen iktidara eleştiriyoruz alıyor. Hayır, Yalova'da feribottan çıktıktan sonra İzmir'e giderken Yalova'da trafik tıkanır biliyorsun. Orada seni gölgede tutan ağaçları kesti. Arabaların içi şimdi cehennem gibi olacak. Ve 100 yıllık ağaçlar ya. Benim içim el vermiyor. Bırak ya ben sıkıntıyı çekeyim ama o ağaç orada dursun. Evet. Şu anda da biliyorsunuz nükleerle ilgili bir söz konusu. Yani hatta yer, bugün temel atma töreni vardı. Bayağı da olaylar yer oldu. Yer söylemeyeceğim. Allah şunları doyursun hepsini. Evet. Bir yerleri de bize bıraksınlar. Evet. Mesela acı badem korusunu ellemesinler kardeşim. Orada binlerce insanın oturduğu yerde tek yeşillik. Ama oranın bir talihsizliği var. Denizi görüyor. Lan bırakın orayı da bize ya. Yürürken, evet, denizi görelim. Evet. Sırf bize değil. Orada, maalesef, oturan insanlara bırakın onu. Çocuklar oynuyor orada. Soluk alacakları yer kalmadı. Bakın ben sokakta büyüdüğüm için belki futbola yatkınım. Belki baskete yatkınım. Sokaklarda çocuklar top oynayamadığı için futbolumuz bu kadar geriliyor. Evet, çok doğru. Sporumuz bu kadar geriliyor. Maalesef. Biz sokaklarda büyüdük çünkü. Bırakın orada çocuklar spor yapıyor ya. Kesinlikle. Çocuklar özgür yetişmiyor zaten. Yani internet çocukları yetişiyor. Arabalar teknolojiye kapılmışlar, evet, zaten çocuklar. Evet. Yani bırakın bir takım yerlerde insanlara ya. Ececiğim. Teyzeler topumuzu canım kesiyor. Teyzeler? Yani bu konuda konuşacak binlerce laf var. Tamam. Kesinlikle. Kusura bakmayın, ne olur. Kesinlikle yok. Ben senin ruhunu o kadar iyi biliyorum ki. Sağ olsun. Ne de olsa 68 kuşağısın Sinan abi. Bizim oyunumuzda da Sinan abi 68 kuşağını temsil eden bir babayı canlandırıyor. Ama tavşan kılığında. Nerede eylem varsa orada ama. Tavşan kılığında sahneye çıkıyor. Ve evet, aynen. Nerede eylem orada Sinan abi. Tavşanım da son verirsin diye gidiyormuş üzerine eylemi. Ececiğim, şu anda sen de bir tiyatro oyunu evet. Sahneliyorsun. Evet, sevgili Tevfik Yapıcı hocamızla beraber onu buradan... Tevfik benim çocukluğum. Çok arkadaşım. Yakın arkadaşı. Özellikle saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum hocamıza. Bu gerçek bir hikaye. Sessiz Çığlıklar adı. Kadın hakları ile ilişki. Kadına şiddetle ilgili ama biz bunu moda olmuş gibi bir şekilde ortaya koymadık. Yok, ben biliyorum. Ben bunu şahidim. Sen biliyorsun Sinan abi. Çok öncesinde başladı. Yıllar öncesinde yani başlamış bir proje. Fakat ben duyduğum zaman hocaya yalvardım geçen sene. Hocam ne olur. Ben olayım bu projede. Hayır. Projeyi bir raftan indirsin diye önce. Ondan sonra indireyim bir oku bakayım dedi. Okudum, çok bayıldım. Hocam ne olursunuz dedim. Bunun finalini yapın, sonunu yapın. Ama bana ne rol verdiğiniz hiç önemli değil. İçinde olmak. Ondan sonra içinde olmak önemli olan. Hoca tamam dedi. Beğendiysen. İki ödül aldı değil mi? Daha yeni oyun. İki ödül aldı. Kasım'dan itibaren. Ya daha yeni oyun ha. Kasım'dan. Biz biraz geç başladık. Geç girdik. Oyuncular değişti. Çünkü 11 karakter var. Ben sığınma evine yerleşen ama daha sonra hayata daha sıkı sarılıp kendini kurtaran ve tekrar dönüp orada yaşayan kadınları hayata döndürmeye çalışan bir kadını oynuyorum. Peki Ece, rolün için hiç böyle bir hazırlık, ön hazırlık yaptın mı? Örneğin sığınma evlerini hiç ziyaret ettin mi? Daha önce. Gerekirken 3. sayfayı oku.
Maalesef. Ama bu tarz insanlarla tanıştım. Bir araya geldim. Konuştum. Her günde izliyorum zaten. Hala izliyorum televizyonda bir takım şeyler. Sonuçta şunu da söylüyorum. Pek çok kadın, hepimiz dahiliz buna, bir şekilde zaten şiddet görmüşüzdür. Yani bu sadece dövmek... Başlarıma diyorum ya, bir kasket bulundurun arabada. Geceliğin kasket takın, arkadan hiç olmasa erkek sanırım. Şoför nebahat gibi gez. Evet. Biz devreyle çıkıyoruz. Akşam evine giderken yani kasket tak, saçını topla. Çünkü kadın sanarsan sıkıştıranlar var biliyorsun yolda. Evet, maalesef. Küçük araba görünce de öyle. Evet. Yani öyle bir hale geldik ki asansöre bile binmeye korkar olduk ya. Yani hani asansörü biri binecek. Evet, böyle evet, bir tedirginlikle evet. İşte cinnet toplumu yaratılıyor esasında evet. Sinan abi. Korkularla, kaygılarla yaşıyoruz. Hı-hı. Ama tiyatro oyununuz en azından... Peki... Şöyle bir şey de var Tuğba'cığım, onu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi kadına şiddet deyince sadece kadınların geldiği bir tiyatro oyunu değil. Bu erkekler de geliyor çünkü şiddete uğrayan bir de erkeğimiz var. Sahnede görmek istiyorlar. Bir de, tabii bir de erkeğimiz var. Nasıl şiddet uyguluyor acaba diye. Bilmediğimiz bir yöntem var mı? Ondan sonra biraz da hoca ile düşündük taşık. Hoca daha doğrusu baktı etti. Sonra dedi ki yok çok bayıltmayalım. Biz bunu biraz da durum komedisine çevirelim. Sonuçta biz öyle bir toplumuz aslında. Orada dayak yesek burada dönüp de iki dakika sonra gülebiliyoruz bir şeylere. Öyle de bir komedi unsuru olunca içinde hakikaten çok keyifli bir oyun çıktı. Sonunda sürpriz, kesinlikle sürpriz. Şimdi var mı önümüzde oyunlarınız, nerede, tarihlerine? Şimdi hocamız görüşmelerde, hatta bu perşembe toplantımız var. Yeni yerleri ondan öğreneceğiz inşallah biz de. Hadi hayırlısı olsun. En son Hafife Jale'de oynamıştık. Harika. Ortaköy'de. Şimdi sen tiyatroyu sevdin bayağı. Çok sevdim çünkü benim genlerde var aslında böyle bir şey. Bana küçükken soruyorlarmış ne olacaksa tiyatrocu olacağım falan diyormuşum ben. Çünkü benim babam da oynamış. Şimdi onu söyleyecektim. Ece'nin ailesinde de hemen herkes sanatçı. Evet. Baba radyo, televizyon. Tabii seslendirme sanatçısıydı. Aynı zamanda tiyatro oyununda rol aldı. Heykeltıraş. Fulya hem İngilizce öğretmeni, bir taraftan da ressam ve fotoğrafçı ödüllü. Erkek kardeşim Mimar Sinan mezunu. O da ödüllü bir sanatçı, yine yurt dışına gidiyor devamlı. Çevremizde gördüğünüz pek çok heykeli o yapıyor. Bir gün takside gidiyoruz. Dedik ki bunu da sen yapmıştın değil mi? Taksici bir anda döndü. Aman ucube diye yıkılmasın yok, da. Yok yok. Aman canım ama hiç merak etme duruyor. Abi. Heykelci misin dedi. Heykelci misin? Ondan sonra kız kardeşim öyle, yine diğer kız kardeşim de yayın evi sahibi. Yayın evi. Ortağı. Bizdensiniz. Bir taraftan öyle bir koşturmaca var yani. Ailede var böyle bir şey, genlerde. Sanata saygım sonsuz. Şarkıda söylemeyi çok isterdim Ferman. Gerçekten harika bir şey. Belki aile çocuğun belki kafasına yaratıyor, yönleniyorsun. Benim de iki abim müzisyendi. Nasıl? İki abim müzisyendi. Ahmet Yücesese, Safiye Aile'ye artık kaç yaşında olduklarını anlayın. Ondan sonra... Onları dinleyerek büyümüşsün zaten evde. Neşe Karaböcek zaten, o da yeni mahallelidir. Gülden Karaböcek, o da yeni mahallelidir. Onları dinledik. Safiye Aile'yi, Müzeyyen Senar'ı, Ahmet Yücesese hep birebir. Ahmet'le resmim bile var, Allah rahmet eylesin. Şahane. Ondan sonra o zaman şu kadarmışım. Kafamı yaslamışım şöyle uzaktan. Resmim var. Harika. Onlar hep sahnede dinledim. Çok Nurettin, güzel anıların Nurettin, var abi tabii, senin. Nurettin Çamlıdağ'ında Musa şeye kadar, o zaman bütün Türk sanat müziği sanatçılarıyla falan onları dinlemeye gidiyordum canlı. Şahane efendim, bir telefonumuz varmış. Alo diyelim bakalım. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Koyu bir Tuğba Özay hayranıyım. Ben kendimi tanıtayım. Ben İngilizce öğretmen Nedim Uzun. Ben de komedyen ve oyuncuyum. Madame Marika tiplemesiyle Türkiye tanıyor beni. Belki siz de tanırsınız. Huysuz Yücün tarzı komedi yapıyorum. Kabare şov yapıyorum. Ve Tuğba Hanım, sizi çok seviyorum inanın. Çok bu teşekkür enerjiniz, bu pozitif enerjiniz, o güzelliğiniz, çok o boyunuz, o posunuz. Gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi şu anda programa bağlandığım için. Çok teşekkür ederim. Çok da heyecanlıyım. Çok güzel bir program. Her salı seyrediyorum. Çok doğal, çok güzel. Konuklarınız çok kaliteli. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Mesela şimdi bu kadınlara yönelik şiddetle ilgili bir oyunun sergilenmesi çok güzel bir şey. Hakikaten toplumda sizin gibi Tuğba Hanım
önder böyle güçlü karakteri olan bayanlar sayesinde kadın haklarıyla ilgili büyük bir gelişme olacağını inanıyorum. Sizi en kısa zamanda mecliste görmek istiyorum gerçekten. Çok teşekkürler. Bir alkış alalım da. Edin Bey çok teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diliyoruz. Efendim var mı konuklarımıza bir sorunuz, söylemek istediğiniz bir şeyler? Ben konuklar gayet kaliteli, gayet güzel. O oyuna oyununuza kısa zamanda gideceğim, yani öğreneceğim nerede oynandığını. Ece Hanım, oyunu, evet herkese, inşallah bekleriz. Çok mutlu oluruz. Herkese tavsiye ediyorum. Böyle güzel tiyatro oyunları yapmasın. Çünkü artık öyle bir zamandayız ki sanata olan önem çok azaldı. Tiyatro oyunlarına gidenlerin sayısı azaldı. Maalesef. Bunu sizin gibi kaliteli sanatçılar sayesinde, duyarlı sanatçılar sayesinde bu tiyatro oyunlarının artırılmasını, topluma bu şekilde mesaj vererek kadın kimliğinin güçlendirilmesini, kadın haklarının daha böyle yüksek seviyede çıkmasını istiyorum. Bu da sizin gibi kültürlü, sophisticated insanlar sayesinde olacak. Bir de partneriniz çok yakışıklı bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Onun da geleceğini parlak buluyorum. Çok teşekkür ederim. Karizmatik bir beyefendi. Çok da yakışıklı. Çok sağ olun. Yayınınıza davet ederseniz gelip şarkı söyleyeyim. Altyapım da var. Zırhlı şamata yapıp. Harika. İnşallah. Kesinlikle ilerleyen zamanlarda siz de almak isteriz. Onur duyarız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz sizi arayacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. İyi sağ olun. İyi yayınlar efendim. Sizi çok seviyorum. İyi günler. Sağ olun. İzlerlesi. Ferman. Artık bir şarkı dinlesek de kulaklarımızın pası bir gitse değil mi? Gözüm diyelim o zaman. Gözüm. İlhan Gül'e de buradan sevgiler. Sevgili dostum.
Valla Ferman, biz hep seni böyle neşeli şarkılarla belki de hafızalarımıza kazıdık. Böyle bir bayağı bir duygusal bir çalışma bu madalyon olmuş bu albümde. Ağırlıklı olmuş. Olarak duygusal parçalar yok, mı geldi? Yok, eşit şarkılar. Neydi? Diction mıydı bu? Bu yok, hangi action'da var. Diction'da var, Maction'da var. Bu Maction mıydı? Hangisi? Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Bizim sahnemizde ben espritel olarak bunu söyledim. Artık bütün basında da bu yer aldı. Ama bilmeyenler güzel, açıklama güzel yapayım. Çok güzel. Action, hareketli parçalara ben action diyorum. Maction orta ritim oluyor işte, tesbih gibi, olaydır gibi. Diction dedin ama geçmiş olsun. Abi, damar oluyor. Damar oluyor. Diction ekler zaten kapıda ambulanslar falan bekliyor yani. Yalnız hayatı tesbih yapmışım parçasının flamenco versiyonu yaptık. Flamenco style versiyonu da yaptık. Dinleyecek miyiz onu da? Dinleriz canım, niye dinlemeyelim? Ay, çok merak ettim ben. Şimdi ben de çok merak ettim. Benim babam çok flakomonist bir adam. O sayede şaka var. Güzel. Bana benim kalı seni bakıyor. Komünist çıktı diye. Sonra komünist çıktı diye. Müzikte devrim yapmak istiyorum diyor musun? Ya tabii ki herkes ister. Çünkü ilk... hayatı tesbih yapmışım şimdi. Bir Ankara türküsü tabii, değil ya, mi? Tabii Tayfun Soydemir'e ait Ankara ezgisi taşıyan bir şarkı. Biz onu biraz daha batı sound'u, praslar falan koyduk. Bütün Türkiye, Avrupa'ya mal oldu. Güzel oldu. Evet. O zaman az sonra onu da dinleyeceğiz tabii ama dinleyelim. Şimdi bir reklam aramız varmış efendim. Birazcık para kazanma tabii zamanı. Tabii tabii, bence de. Tamam. Bundan bize bir şey düşer mi? Maalesef bize bir şey düşmüyor. Dikkatli düşer. Yalnız sakın ha sakın ekranlarınızın ayarıyla oynamayın. Zapping mapping aman, oralara hiç girmeyin. Az sonra tekrar 3 değerli konuğumuzla karşınızdayız.
şişirmişem, hacıyı da çarşıya gönderimişem. Ay çok güzel. Herkes bir coştu. Ay harika. Adam ondan sonra ben gelemiyorum, benim işim var dermiş. Yalnız Tuğberk, haftalardır ağır ağır oturuyorsun orada. İlk kez. Vallahi ağrıyı bozdum ya. Özünü buldun, özünü bak. Albümün içindeki defterde yazıyor. Bazı şarkılar ağır abili geçici olarak bozdurabilir diye. Yalnız işte bak böyle yani, müzik gerçekten ruhun gıdası. Nasıl bir anda atmosfer değişti. Aynen. Stüdyo canlandı. Kameranın önüne bile atladılar yani. Tavuklar geldi, tavuklar geldi. Erkin Koray'ın plaklarının birinin üzerinde yazıyordu biz. Tabii Erkin Koray bizim çocukluğumuzdan itibaren olduğu için hep olsun tabii. Müzik doğanın ta kendisidir, kısıtlanamaz diye. Evet. Bir 45'li, o zaman 45'likler vardı. 33'lükler daha çıkmamıştı. Peki efendim, siz madem bak şimdi müzik dedin. Müzikle pek alakalı. Yani bir şey söylemem lazım tam çünkü tamam. Konunun üzerine ilginç bilgiler. Müziğin etkilerini araştıran bir çalışmaya göre inekler bildiğimiz bildiğimizi. Daha mı iyi süt veriyorlar? Sakinleştirici müzik dinlediklerinde daha fazla süt üretiyorlar. Doğru mu? En fazla üretimi ise R.E.M. grubu vardır dünya ünlü, biliyorsunuz. R.E.M. grubunun Everybody Hurts şarkısını dinlerken yapıyorlarmış efendim. En iyi süt değil üretimi mi? O şarkıda oluyormuş. Araştırmalar bunu gösteriyor. Tavuklar acaba... Daha fazla yumurtlar mı acaba? Çift sarılı yumurta veriyor. Söyle bununla ilişki bir şey söyleyeceğim. Neymiş abi? Mum çiçeği denilen bir çiçek var biliyorsunuz. İki senede bir açar genelinde. Annem mum çiçeğinin yanında Müzeyyen Senarlar, Hamiyet Yüce sesler çalıyordu sürekli. O zaman 78'lik plaklar vardı. Halen bende duruyor bir kısmı. Ve çiçek her sene çiçek veriyordu. Doğru. Ciddi diyorum. Yani küstüm çiçeği diye bir şey var biliyorsunuz. Var kardeşim, ne fazla sesi duyarlıdır ve hemen saklar kendini. Yani, demek ki yani çiçeklere biliyorsunuz klasik müzik dinletenler var. Doğru. Ya da hafif müzik dinletenler var. O mum çiçeği annem ölene kadar her sene çiçek verdi ve asla çiçeğini dökmedi. Evde sürekli müzik çalınıyor diye. Hatta yine araştırmalar şunu gösteriyor. Örneğin bir hafta boyunca çiçeklerin iki ayrı oda düşünün. Bir odada sürekli kötü, böyle agresif konuşmalar oluyor. Hı. Diğer odada sürekli böyle pozitif enerji, güzel sözler. İnan kötü odada, o kötü psikolojinin yaşandığı odadaki çiçekler küsüyor, ölüyor. Diğer çiçekler canlı. Annem bütün çiçekleriyle konuşur. Neyse hep kızım ben derdi. De konuşurum. Sen de mi konuşuyorsun? Ve o açar. Yani böyle inen yapraklar birdenbire dikiliyor yani. Bu kadar olmaz. Allah'a şükrediyorum yani. Peki hakikaten şimdi mucize. Bir şey soracağım. Size biri angut dese ne hissedersiniz? Nasıl yani? Argo'ya dedim. Çekilmiş ama pek şey nasıl olduğunu sanmıyorum. Ya Ece, şimdi sana ne angutsun dese biri ne hissedersin? Yani bunu nasıl kötü mü algılarsın? Bunu ama mu? Iyi, normalde kötü. Iyi, kötü evet, anlamı iyi. Ama işte anlamını bilmiyorum hakikaten. Bak mesela angut esasında bir kuş. Evet. Ve salak anlamında kullanılıyor. Aslında değil. Çünkü angut kuşunun eşi öldüğünde diğer hayatta kalan angut o eşinin yanında ona baka yanından da hiç ayrılmazmış. O şekilde can verirmiş biliyor musun? Ben o zaman... Angut'un tekiyim ya. Ben de... Verme Angut'un tekiyim dedi. Ben... Acaba ne demek istedim? Ben de şöyle diyorum. Ben de bir Angut arıyorum o zaman. Ooo! Bu kadar da şimdi, net. Evet, Tugay'cığım senin yaptığın açıklamanın üstüne ben böyle Angut'un dedim. Yani yoksa bizim orada estağfurullah dedim ki katı haşa değil mi üç katı dedim. Yalnız Ece... Ben de bir angut arıyorum dedim şimdi yani. Bütün angutlar. Yanlış anlaşılmasın. Tuğba biraz sonra Taksim Meydanı'nda hepimiz angutuz diye çıkardık. Hepimiz angutuz. Hepimiz angutuz. Peki istiridyeler.
çiftleşme için hangi cinsiyet daha uygunsa cinsiyetlerini ona göre değiştiriyorlar. Görüyorsun, başka bir şey karışmasınlar. Sakladıkları meşe palamutlarını nereye koyduklarını unuttukları için her yıl binlerce ağacın yetişmesine vesile oluyorlar. Güzel. Aha, ne güzel bir şey. Değil mi? Bak, ne kadar ilginç. Örneğin Gento penguenleri hayatları boyunca birlikte olacakları eşlerine neyle evlilik teklif ediyorlar biliyor musunuz? Ha? Kesin bak. Gözlük değil. Vallahi de billahi de yüzük. Ama nasıl? Çakıl taşı. Aa! Hatta internette araştırabilirsiniz tek taş efendim. Ulan yani tek biz, taşı da oluyor herhalde. Biz tabii tek taş istiyoruz. Tek taş mı? Biz tek taş istiyoruz ama penguenler bir çakıl taşına falan yapıyorlar. O da taş değil mi? O da taş mı da taş? Evet. Yani, hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Bunu bayanlar unutmasın. Kesinlikle doğru söylüyor. Tek taş aldı. Aa! Büyük teşte görünüyor taşı. Taşı büyük teşte görünüyor. Şu an ekonomi dönemindeyiz. Kesinlikle penguenler gibi yapmamız lazım. Bence çakıl taşı mı? Çakıl taşı. Tabii evet. Tabii burası çakıl taşı kabul eder misin Ece? Evlenecek olan Ferman çakıl taşı adamına bağlı. İnsan sevdikten sonra... Tabii. Sevdin mi? Evet ne çakıl makıl taş baş görmez gözümüz. Bak bak müziğe bak hemen değişti. Hemen bizim orkestra tabii şahane. Canlarım. Hemen böyle bir romantizm. Sevdim seni bir kere. Yoksa bir taştan ne olacak? Ne taşlar görüyoruz ama. Hani maşallah taş. Sen de taş ya, gibisin evet, yani bizde ne taşla canımın içi ah canım. Kafa taş gibi diyeceğim. Ece önce podyumlar hatta önce bir Türkiye güzelliği. Önce televizyon, üniversite filan ondan sonra güzellik yarışmaları. Üniversitede sen? Ankara Üniversitesi radyo televizyon sinema ondan radyo, sonra ayrıca işletme. Bitirdin mi yoksa? Evet. Ferman Sinan gibi. Abi ve Ferman gibi yarıda mı bıraktın? Yok ben yarıda bırakmadım ve bir de işletme. Ayrıca. Oh şahane. Tam teşekküllüyüm diyorsun. Teşekkür. Tam teşekküllü Cevat Kelle. Ece Kelle. Peki 20 yıldan söz ediyoruz. Podyumlarda bir dönem gerçekten fırtınalar estiriyordum. Ay, canım hatta benim, birlikte de birçok çalışmada bulunduk. Sonra milli mankenlerimizden oldun. Uluslararası evet. Platformda da ülkemizi defalarca temsil ettin. Hatta bildiğim kadarıyla olgunlaşma. Ki olgunlaşma enstitülerinin defilelerinde ben de çokça yer çok, aldım. Çok canım benim. Ne pırlanta kızdın ama. Sen ne pırlanta bir kızdın. Çok teşekkür ederim. Yani 20'si eksik. Ankara mı bahsediyorsunuz? Olgunlaşma. Ankara, İstanbul, İzmir her yer. Olgunlaşma için bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi Ankara'da harp okulları var biliyorsunuz. O harp okulları birçoğu da olgunlaşma enstitüsünden mezun oluyorlar. Evleniyorlar. Hmm. O zaman harp okulu cumartesi günü çıkıyor, meşleri takıyor. Ulusa kadar yürüyorlar harp okulundan. Ondan sonra olgunlaşma kız enstitüsünün yurdu var biliyorsunuz radyo evinin yanında. Okul, oradan geçerken bütün taburu durduruyor öndeki. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri çocukları hepsini hazır oluyor. Sağa dön diyor. Hepsi okula bakıyor. Bu yurda canımız feda diyorlar. Aa, tekrar yürüyorlar. Tabii tören biter bir de Atatürk anıtının altında. Hepsi tekrar o yurdun önüne giriyorlar. Bir dönemin çocukları hep harp okulu talebeleri orada kızlarla evlenmişler. Çakıl taşıyla mı evlenmişler acaba? Hiç sanmıyorum. Bu yurda canımız feda demek yetiyormuş o zaman. Güzel. Güzel. Peki Ececiğim. Canım. Podyumları bırakalı. Kaç yıl oldu? Aslında uzun, çok uzun yıllar oldu. Ben en son 1980, evet. Küçücük şortluydum o zaman. Kısa 1980 şortlu. Derken? 1900, hayır hayır. Bir 1900, yanlışlık olmasın. 87-2001 arasında 3 sene dünya turnesi. Hiç Türkiye'ye dönmeden çok az gelip 1987 gidip. 1987 mi 1997 mi? 97 hakikaten abarttım ya. Hiç göstermiyorum değil mi yaşımı? Evet. Göstermiyorum. O dönemler işte 3 sene dünya turnesi ondan sonra bıraktım. Şimdi ufak tefek... Böyle önemli haber defileler. Haber spikerliği devam etti ondan sonra. Döndükten sonra haber spikerliği. Birçok özel kanalda televizyon programları evet, yaptın. Evet, evet, evet. Şu anda ne yapıyorsun? Tiyatronun şu anda dışında. TRT Haber'deydim en son. Neler yapıyorsun? Canım benim. Neler yapıyorsun? Evet, ya, o kadar çok karpuz sığdırıyor ki kollarına. Daha hareketlilik var işte böyle bir cıvıl cıvıl. Şimdi TRT Haber'deydim en son. Patronlar Kulübü diye işte CEO'larımızla Demet Sabancı, Leyla Alaton olsun çok özel isimlerle özel röportajlar yaptık ama bayağı güzel sohbetler bunlar, doğal sohbetler. Şimdi Euro'da Perihan Savaş'la program yapıyoruz her gün 12.30. Yan stüdyoda efendim. Biz Tuğba ile akşam buraya geliyorum diye sabah oradaydım akşam ve Tuğba'ma geliyorum diye saat 2 arasında her gün.
benim için çok özeldir Perihan. Çünkü bir 15-20 yıl var onunla tanışmışlığımız. İlk oynadığım dizide ben rahmetli Yılmaz Zafer'le birlikte oynamıştım. Türkmen Öyle düğünü. Mi? İlk dizi filmim. İlk dizi filmim hala devam ediyor. Her sene oynuyor o dizi. Sinan abi, bu olacağını oluyorsun. Ondan sonra adamlar sürekli bunları yayınlıyorlar ve hiçbir hakkın yok. Ya şimdi birazdan konuğun olacak. Kardeşim de gelirken yolda konuştuk. Evet, az sonra bu arada çok değerli bir bağlama ustası bizlerle olacak. Az sonra efendim. Şimdi Kemal Sunal'ın filmleri biliyorsunuz, Allah rahmet eylesin. Nereye açsam vardı. Yani bir emek sömürülüyordu. Bu artık inanın herhalde Kenya'da falan da bu filmlerin telifleri ödeniyor. Buna çok yakından tanık olduğum bir şey var. Mesela bir abimiz Almanya'da Brecht Enstitüsü'nde okurken, o zaman çok fazla Türk yok. Bu da simsiyah, dalgalı saçlı falan. Klaus Kinski Almanya için çok önemli bir aktör. Evet. Vefat ettiğinde karar veriyorlar. Klaus Kinski'nin bir filminde oynamış bu. İlk kovboy filminde Almanya'da çekilen. Sonra bakıyorlar Almancası da çok iyi. Filmin dublajına da çağırıyorlar. Bunu başkasını konuşuyor. Kafama diyor bir tek sandalye vurdular diyor. Kovboy barında diyor. Ondan sonra adamın telifini, Klaus Kinski öldükten sonra her Alman şeyi, resmi kanalları onun anısına hürmeten her hafta aynı filmi oynatıyorlar. Ve eşek yüküyle para birikiyor. Evet. Çünkü aktör bu. Tabii. Yani dışarıda aktör olmak çok önemli biliyorsun. Daha kapıdan girerken pasaportuna bakıyor. Aktörsen asla kontrol edilmiyorsun. Ya aktörlük de değil yani sadece modellere karşı. Aynen, yani aynen. Ekranda sanat görsünler evet. seni. Evet. Onlar için çok değerli. Yani ben de İtalya'da bir dönem biliyorsunuz yaşadım. Şunu yazıyorsan, şunu yazıyorsa, bu yazıyorsa asla aranmıyorsun bile. Evet. Çok saygı duyuyor. Selam veriyor ve sokuyor seni içeriye. Bizde de maalesef şöyle bir şey var. Özellikle vallahi hiç kusura bakmayın ama şu havalimanlarında geçerken ben deli oluyorum. Ben ya. De aynı şekilde. Yani yok botunu çıkar, kemerini çıkar, onu çıkar, bunu çıkar. Ben yani çok kolayını buldum onu. Ne yapıyorsun abi? Kemeri çantaya koyup giriyorum artık. Ya ama yok. Ama orada boyuna pantolonu çekiyorum. Bir gün düşecek orada. Rezaletim büyüğü olacak. Bir gün adamın peki o X-ray cihazı var ya, adam oraya delirdi. Giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. En sonunda attı kendini o cihazın içine. Ya. Ay, böyle bir şey olamaz. Ya ben biraz Selahattin Taşdöğer'i çağırırsan ona sor, o anlatsın. Neredeyse kilodunu çıkartıyordu biliyor musun? Ne diyorsun? Ama ötüyor kardeşim alet ya. Ya şimdi abi öyle bile futbolcular var. Yani ne yapacağım dedi ya. Ötüyor dedi. Fermuar ötüyor kardeşim. Ne yapsın evet. yani? Evet. Küpü ötüyor, bir şey ötüyor. Ya, benim teyzemde... Çıkartayım mı dedi. Bak çok özür dilerim. Benim rahmetli teyzemde kalp pili vardı. Ötüyor mesela kadıncağız. Ne yapsın? En sonunda dedi kalp pili girmemeleri mi? Gerekiyor. Bir girmemesi gerekiyor. Evet. Şimdi bazen de özellikle hani ezmek için de yapıyorlar. Bize çok yapılıyor. Aa diyor, bu ünlü. Tamam diyor. Bir tatmin edeyim. Gerçekten yani hiç kusura bakmasınlar. Yani bazıları diyor ki görevini yapıyor. Yani şimdi... Tamam, göreve tabii ki saygımız var. Herkesin mesleğine saygımız var, emeğine saygımız var ama bazı durumlarda tolere edilebilir bazı şeyler ama maalesef işte o ego tatmini var ya, onu bize yaşatıyorlar diye düşünüyorum ben açıkçası. Peki şu telifle ilişkin biliyorsun bir dava açıldı sanatçılarla ilişkin. Müzisyenler alıyorlar, yönetmenler alıyorlar, yazarlar alıyorlar. Yani filmin müziğini yapanlar alıyorlar fakat oyuncular almıyor. Haşa huzurdan. Onlar yaratan olarak görülüyor. Biz görülmüyoruz. Yaratmak Allah'a mahsus bir şey. Ama bazen yazarın yazıp da hiç düşünmediği bir şey oynuyorum ben. Aa, doğrusu bu diyor. Telifle ilişkin bir dava açıldı. Son mahkemeye kadar Avrupa'da telifle ilişkin ders veren bir hakime hanım geldi. Çok karizmatik bir bayandı. Avrupa'ya gidip telif yasası hakkında ders veriyor bu kadın. Üniversitelerde. Son mahkemeye kadar çıktı çıkıyordu artık olay. Son mahkemede adam şey değişti. Hakim değişti. Ve yine telif yasası. Yattı. Bırakın Kemal Sunal'ı, benim paramı dahi ödeyemeyebilirler. Evet. Ben 10 tane filmim oynadı. O zaman 10 filmim vardı. 10 film oynuyordu ve 10 film yüzün altında değil. Yani 1000 film parası ödemek zorundalar bana. Çılgın Bediş'i falan saymıyorum. Benim takip ettiğim 66 bölüm 10 kere oynadı. Benim fark ettiğim. Evet.
Bunlardan bana telif ödemeye kalkarlarsa herhalde ormanları kesip bir AVM'de ben gideceğim. Evet, bu arada sevgili Ahmet Çevik'e de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Aynen. Ahmet Çevik Tiyatrosu'ndayız çünkü Sinan abiyle oradaki repliklerimizi arada sohbetin arasına katıyor Sinan ama, abi. Ama çıkması gerekiyor bunun bak. Kesinlikle. Şimdi belki de Sunal ailesi çıkarttı biliyorsunuz. Bir film şirketini açtı, davayı kazandı. Onlar olsa bir emsal olacaktır. Az sonra Kemal Sunal filmleriyle de ilgili zaten sana bir sorum gelecek Sinan abi. Yok, ben orada çok açığım, söylerim. Onunla ilgili çok da güzel ekşi sözlüğe özellikle bir yazı yazmışsın ki muazzam. Fakat şimdi bir telefonumuz var efendim. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, iyiyiz. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz? Vallahi çok şükür, ben Mahmut Gaziantep'ten arıyorum. Antep'in hamamları, dipdibedir damları. Ece Hanım çok güzel bugün. Muhteşem bir güzelliği var kendisinin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Antep'e ya sevgiler ama, olsun buradan. Bir şey soracaktım ben Ece Hanım'a. Buyurun. Şey, dövmesi çok güzel. Başka bir yerinde dövme var mı acaba? Var. Burada var bir anahtar. Bir de şurada evet, var. Çok güzel. Bir taç. Aynı bir ay parçasısınız. Ay parçası. Çok teşekkür acaba ederim ya. Sağ olun. Çok mersi. Çok teşekkür bir ediyoruz. Toprak abiden bir şarkı alabilir miyim? Tabii ki, başımızsın, başımızsın, okuruz, ne demek. Ferman Toprak'tan az sonra yine çok güzel bir eser gelecek zaten. Tesbihleri istiyoruz, tesbihleri. Tesbih gelecek biraz. Tesbih az sonra geliyor. Antep'e gelsin, size gelsin. Bütün Gaziantep'e de sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, iyi geceler. Sağ olun, hoşçakalın. Antep mutfağı da nasıl güzeldir değil mi? Ali Nazik geldi şimdi. Hiçbir yerim mutfağı ilgilendirmiyor. Neden? Ne mutfağa giren? O kadar az yemek yiyorum ki çok şükür. Ay. Ben bu sene yeni yılı Antep'te karşıladım. Orada bir konser vermiştik. Gerçekten muazzam bir mutfağı var. Ama Antep yemekleri. Muazzam da bir şehir yani. Evet, çok, çok güzel bir şehir. Çok. Ya zaten ben sahnede ne zaman Gaziantep'te bir düğün ya da konserimiz var dedim, orkestra 2 metre havaya zıplıyor. Abi bir gidip geliyoruz yani. Adamlar artık dedi ki kardeşim orkestra yemek yemesin, biz yemeği iki katı verelim. Ya yedikleri yemek yemeği geçiyor. Ya evet, yalnız İstanbul'a geldiğinde ama 3 gün saz çalamıyorlar. O kadar yemek güzel ki. Yalnız Ferman. Ramazan'da oradaydık. Ramazan şeriflerinde 2 sene oradaydık. Antep Belediyesi aldı. Çok keyifli bir şehir tabii. Çok güzel. O parkı markı muhteşem. Evet. Evet. Evet, Antep gerçekten çok güzel, çok özel şehirlerimizden biri. Keşke bir de Zeugma'mıza sahip çıkabilseydik. Zeugma'mıza da. Hatta şunu söyleyeceğim, sen kaç orkestran o kadar kalabalık ki, sen 20 kişi mi gidiyorsunuz? Kaç? 18 kişi falan, tamam 20 kişi. Maşallah. Bir istiraya gitmek deniyor değil mi? 21 kişi falan. Buna bayağı yıkım ekibi olarak mutfağa bir giriyorlar o zaman. Ama zaten gönülleri de çok zengin, misafirperverlikleri de çok evet. Güney Doğu hep öyle. Ondan dolayı senin baba tarafı Adıyaman mıydı? Baba tarafı Adıyaman, Bezikaş, Netane tarafı Urfa, Siverek, İzol aşireti. Ya şimdi aşiret deyince tabii insan böyle bir ne bileyim ürküyor, korkuyor, bir şey oluyor. Ya yani aşiret, kaç kişi? Bin kişisiniz? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin en büyük aşireti bizim İzollar. Yani bilinen rakam 350 bin, fazlası var, eksiği yok. 350 bin. Evet. Yani Siverek'ten başlıyor. Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Erzurum, Adana, Mersin öyle devam ediyor. O zaman Ferman, saygılar. Siverek şehir olurdu. Saygılar. Siverek'te yaşasalardı Siverek şehir olurdu şimdi. Tabii Lüksemburg'un nüfusu kadar yani. Ya, yani. Hakikaten Siverek de çok güzel bir yer oldu. Tabii çok güzeldi Siverek. Kaldım, çok oynadık. Ama şu var, ben bunu her zaman her programda söylüyorum. Aşiret çocuğu olmak diğer insanlardan farklı kalınan bir taraf değildir. Yani en küçük çevredeki aile. Birisi kullanıyor, onu mu gidiyor bu laf? Yani kullananlar az. Aşiretçilik sanki şey, insanların ya. Feodal yapıda olan kişiler, bilmem ezden eden aşiret. Yani en küçük birey anlatımı çekirdeği ailedir. Bunun aile. Geniş olan, en geniş olan aşiret denir. Birimize olan saygıyı, sevgiyi, bunu en güzel bağlılığı, şekilde kullanabilen, bağlılığı kullanabilen biz o aşiretin evlatı. Ferman, tam bu noktada bir şey soracağım. Biraz özel bir konu ama. Estağfurullah. Senin iznini de almıştım. Hı. Anlayışına da sığınarak.
aşiret dedin. Şimdi aile içinde yaşanılan olumsuzluklar nedeniyle özellikle bu kan davaları. Çok oldu, çok oldu tabii. 12 yaşına kadar çekemeymişsin. Doğrudur. Çünkü aynı gün içinde annemle bana 3 kardeşime arabaya çapraz ateşte 178 adet karışık bomba mermisi sıkıldı. Ben o zamanlar 6 yaşındaydım falan. 6 yaşındaydın değil mi? Böyle büyük bir travma yaşadın. Nasıl atlattın o süreci? Ya yani o süreci 12 nasıl anlattım şöyle çünkü söyleyeyim. Zaten biz hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. O dönemki feodal yapıyor. İşte kan dökülmesi. Ama o zaman da tabii olmuş. Bizden 21 kişi öldürülmüş. Karşı tarafta 27 kişi öldürülmüş falan. Kan da var. Sene 1978'de. 78. 78'de tabii bir Adana'da biz büyüdük. Çünkü annem babam istemedi ki o ortamlarda büyüyelim evet, edelim diye. Babam o dönem bizi Adana'ya yerleştirdi. Urfa'dan da biz Urfa garından Adana'ya gideceğimiz zaman bizim şoför Allah rahmet eylesin çapraz ateşte vefat ediyor. Mekan cennet olsun. Annemle biz üç kardeş, ablam zaten Adana'daymış. Üç kardeşimi çapraz ateşe tutulunca arabanın arkasına üçümüzü kollarının içine alıyor. Annen mi? Annem. Arkada zaten bir derim onda o anda Ayetel Kürsi okuyor. 178'den mermiye giriyor. Bir tanesi bize değmiyor. Sadece monta geliyor. Şoför rahmetli oluyor. Ondan dolayı Ayetel Kürsi'nin şeyini Doğan Büyük'ten çok inanırım. Her zaman da ezbere bilirim. Arabaya binerken, sahneye çıkarken. O travmayı tabii yaşarken 12 yaşına kadar kekeme oldum. Ya okulda zaten nasıl atlattın o kekemeyi? Vallahi herhalde yani tedavi zamanla ya tedavi değil. Zamanla belki de müziğin de çok etkisi oldu. Evet. Yani şarkı söylemeye de çok büyük etkisi oldu. Çünkü çocukluğumda ben severdim şarkı söylemeyi. Ama tabii ilkokulda falan arkadaşlar 100'e kadar saymaya başladığında tabii ben bir diyene kadar ki 100'ü sayıyordu. Kekemelik vardı. 12 yaşından sonra da Allah'ın takdiri bülbül olduk, sanatçı olduk yani öyle bir şey. Hatta şimdi şöyle bir gerçek var. Bizim de birçok aşiret mensubu dostlarımız var. Ama müzik kekemeliğe kesinlikle çok iyi geliyor yani. Evet. Kesinlikle. Ha, dikkat ederseniz özel yarışma programları oluyor falan. Hı hı. İşte bu yeteneksizsiz gibi falan dikkat edin. Çocuk çıkıyor konuşamıyor. Şarkı okurken rap yapıyor. Evet, evet doğru söyledin. Konuşurken doğru. Kekeme ama i̇şte de en zor bir rap okuyor. Yüce Allah'ın takdiri ilahisi. Hatta kekemelik için özellikle derler ki hani böyle dağa çık işte bağır, sakin bir yerlere bağır, hani tek başına olabileceğin yerlere git orada dilediğin gibi bağır hani o bağır, kekemelik bağır için faydalı olduğu söyleniyor. Hı. Şimdi bizim de birçok aşiret mensubu dostlarımız var. Evet. Özellikle genç nesil işte kan davalarını kesinlikle karşılar. Kesinlikle. Artık. Sen halkın sanatçısı evet olarak ve sevilen bir genç isim olarak her şeyden önce bir sanatçı güzel olarak bu konuyla ilgili nasıl bir mesaj vermek istersin? Vallahi bu konuda nasıl bir mesaj vermek lazım? Yani kanla kan asla temizlenmez. Gidenler de artık geri dönmez. Ondan dolayı her zaman için tabii eğitim çok şart. Eğitim çok. Biz o dönemlerde tabii yaptık. Aşiretlerde dünya kadar çocuk çıkıyor okuyan. Tabii şu, o dönemi anlatıyorum. O dönemi de anlatıyorum. Evet. Yani gençlerimiz sakın hala o cehalete yaşayan gençlerimiz varsa büyüklerinin ısrarına kalkıp da kanla kana şey yapma. Kendilerine eğitime versinler. Çünkü bugün o gidecek, yarın o gidecek, bugün o öbürü şey gidecek, bugün gidecek. Sonu yok yani. Çünkü evet, sonu yok. Zaten eskisi kadar da bu kadar fazla değil. Zaten bizim barışımız da o dönemde çok bayağı büyük bir barış olmuştu. O dönemin başbakanı, cumhurbaşkanı falan gelmişlerdi tabii. Eyvallah. Çok da büyük bir barış sağlandı edildi. Allah bir daha da göstermesin. Yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Efendim bir telefonumuz varmış. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle soracağım öncelikle. Çok özür dilerim. Sesi pek iyi alamıyoruz. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misiniz lütfen? Furkan Bey mi? Alo. Hatta mıyız? Evet, hattan düştük maalesef ki. Ferman abi, ikimizin bir ortak arkadaşı var. Ondan hakkınızda bayağı ilginç bana bir şey var. Bana sır da vermedim valla. Emrah Tür. Eyvallah. Mükemmel çok, bir çok insandı. Kardeşini pek sevmem ama kendisi... Var şimdi. Kendisi, kendisi mükemmel bir insandı. Ben de çok sevdiğim kardeşimdir Emrah. Çok gençler, kalbi yüreği güzel. Sesi de çok güzeldir. Evet. Haftanın zaten 5 gece sahne alıyorum. En az 2 gecesi bendedir. Öyle mi? O, Allah eksikliğini ver. Bazen sahne, her geldiğinde sahnede de yer veriyorum. Çok güzel bir sesi var. İbrahim Tatlıses'in çok yakın arkadaşı olduğunuzu söyledi. Onun son durumu hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Ben ameliyat ya arkadaşı değil. Ben abimdir. Ben Eyüp'le devamlı irtibat içindeyim. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini bana söyledi.
2,5 aylık bir Amerika'da fizik tedavisi bittikten sonra yeni albümüne hız alıp albüm yapacağının müjdesini bize verdi. İnşallah. Çok inşallah. Mutlu olduk inşallah. İnşallah. Çünkü öyle bir değer gerçekten dünyaya bir tane, evet, İbrahim Tatlıses, evet, gelir, evet, başka, evet, da gelmez. Evet. İnşallah kendine gelir. Yeni albümler yapar, yeni repertuarlar yapar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben ve benim gibi bu mesleği yapan insanlar, ben 21 yıldır sahne yapıyorsam sahne repertuarım %30-%40 İbrahim Tatlıses şarkılarıdır. Biz hala İbrahim Tatlıses şarkılarıyla ekmek yiyoruz. Evet. Bundan sonraki nesille okuyanlar da yiyecektir. Ondan dolayı böyle değerlerin olması lazım diyor. Kesinlikle. Çok büyük ustalar gitti. En son işte Kayahan, evet, Allah rahmet eylesin. Erol Büyük. Müslüm Gürsel, Erol Büyük Burç. Müzeyyen Senar. Saymaya başlasak bitmez. Gerçekten. Bunların yeri asla dolmayacaksınlar. Müslüm Gürses. Bunlar işte yerleri asla dolmayacak insanlar. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. İşte değerlerin de yaşarken kıymetini bilmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben bunu her zaman söylüyorum. Bu insanlar kolay kolay yeri doldurulacak insanlar ben değil. Rahmetli, çok özür diliyorum. Rahmetli Kazım Koyuncu'yla tanışma fırsatı bulmuştum. Aynen. Yani o adam öldükten sonra Kazım Koyuncu'nun albümleri satmaya başladı. Evet. Meşhur oldu. Çok niye yaşarken değeri bilinmedi yani? Çok genç yaşta kansere yeri düştü. Ondan dolayı İşte o yüzden nükleere karşıyız diyoruz, aynen, biz. Evet. Ve Kazım tanındığı için kanser ortaya çıktı. Aynen. Ya Kazım ölmeseydi? O dönemde kafasız kolsuz çocuklar da oldu Karadeniz, evet, kıyısında. Tabii, tabii, evet. Ne yazık ki sanayi bakanlarımız işte bakın ben çayı içiyorum dedi. Bir şey olmuyor dedi ama başka çay içtiler tabii. Evet. Maalesef. Efendim çok değerli bir büyüğümüz var. Medya mensubu kendisi. Bizimle ilgili çok güzel bir yazı yazmış. Onu izin verirseniz paylaşmak istiyorum. Sevgili Nasuh Bektaş şu anda da bizi izliyor olabilir diye tahmin ediyorum. Demiş ki Tuğberk'cim, Tuğba Özay birçok alanda başarılı çalışmalar yürütmekte, halen devam eden bir tiyatro oyunları var. Bir taraftan müzik çalışmalarını sürdürmektedir, vakit buldukça düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bir taraftan da Mert Tuğberk Bora ile beraber televizyon programı yapmaktalar. Her hafta salı günü Kanal T'de eğlence ve müzik ağırlıklı bir program. Programları gayet hoş ve güzel. Seyircilerine sanki karşılarında oturuyormuş gibi saygılılar. Konuğunu ön planda tutan ve konuğunun kendini ifade etmesine öncelik veren bir anlayışları var. Kesinlikle programın içinde atışmalar, laf vurmalar olmayan, konuklarını onurlandıran bir anlayışları var. Hem Tuğba Özay'ı hem de Mert Tuğberk Bora'yı kutluyorum. Çok saygılı ve güzel bir program yaptıkları için. Program içinde sosyal mesajlar ve bilgilendirilmeler de unutulmamış demiş sevgili Nasuh Bektaş. Çok teşekkür ediyorum. Nasuh abi bizim gazeteci bir büyüğümüz. Kalemine, yüreğine sağlık Nasuh abi. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten insanın emeğinin karşılığında böyle güzel şeyler duyuyor olması çok onur verici. Ve Ececiğim. Canım. Şimdi dedin ki Angut arıyorum. Kapıya dizilmişler canım sesleri. Ece, bunca yıl, 20 yıl. 20'sini söyle, gerisi kalsın. Gerisi tamam kalsın. Gerisi. 20 yıl boyunca şimdi ben kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadınım. Hmm. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok diyebiliyor musun? İlla diyorum. Diyorum. Çünkü öyle bir aileden geldim zaten. Benim annem bile daha yeni emekli oldu. 43 yıl çalışmış bir kadın. 43 yıl. Evet. Yani artık dedim ki seni kapının önüne koyacaklar. Sen efendi kendin ayrıl. Şimdi izliyorsa ben sana gösteririm diyecek. Hatta şöyle demiyor. Emekli çalışmayı oldum demiyor. Çalışmayı seven bir aileyiz yani. Yani emekli oldum demiyor. Çalışmayı bıraktım. İşi bıraktım şu anda diyor. Öyle emekli lafını falan sevmiyor kesinlikle. Bir de küçük yaşlardan itibaren bize hep şu öğretildi. Yani mutlaka bir mesleğin olsun veya birkaç meslek artık ne yapabiliyorsan. Ve ayaklarının üzerinde lütfen dur. Şartların belki çok farklı, çok daha iyi olabilecek ama sen yine de işini gücünü yapabil. Yarın öbür gün tek başına kaldığında da hiçbir zaman bocalama. O yüzden de ben hep iş peşindeyim Tuğba'cığım. Sen de bilirsin. Sen de öylesindir. Evet. Biz hep koştururuz ama çalışmayı da severiz. Allah elimiz boş duranı değil koşturanı zaten takdir etmek yani, gerekiyor. Evet aynen öyle. Peki tiyatronun dışında şu anda televizyon programı var dedik. Dizi
Filiz'e, yani setlere tekrar dönmek istiyor musun? Şöyle çok fazla aslında, ya tabii ki isterim. O kadar güzel bir şey ki bu, sonuçta çok emek isteyen bir şey. Yani tabii, tabii. Sinan abinin yanında hani konuşmak bana düşmez ama ben yıllar önce oynadığım zaman çok vakit harcamak gerekiyordu ve benim ağırlığım televizyon ağırlıklıydı, haberdi, programdı. Bir taraftan eğitimler de veriyordum. En son 2 sene önce ATV'de bir dizide oynadım. Kurşun Bilal diye. Orada bir polis, yine polisiye bir diziydi. Daha sonra bir takım sıkıntılar oldu. Yok ben geri planda kalayım dedim tekrar. Sonra en setler sevdiğim dizi... yoruyor insanı değil mi? Yoruyor. Yorması günde kaç dışında... saat çalışıyordunuz? Bize son anda senaryo geliyordu. Kaç maalesef saat çalıştığımız stopsuz. Hiç tabii tabii hiç belli değildi. Yani bizim ses çıkarma gibi bir şeyimiz yoktu. Tabii. Hatta bir gece önceden arayıp sabah 8'de sette olmak zorundasınız. Güneşin doğuşunu çekmemiz gerekir. Bilirsin. De denilebiliyor. Evet, onun için çok gerçekten şey istiyor. Özveri. Çok meşakkatli ve özverili. Çok severek yapılması gereken bir şey. O 2 seneden sonra ben bir ara vereyim şöyle dedim. Ama bir Muhteşem Yüzyıl'ın içinde olmak isterdim. Geçen gün hatta sevgili Halit Ergenç'e söyledim. Sana yani bir şuraya, sultan rolü yakışırdı şuraya dedim. Yani inan, artık güldü, dedim ki Süleyman diye yatmam mı gerekiyordu önüne dedim ya. Şuraya bir boşnak kızı, bir boşnak kraliçesi, prensesi getiremediniz dedim. Çok güldü. Tabii canım, herkes geldi gitti dedim şuraya bir boşnak. Ay çok güldü, çok da hoşuna gitti. Yalnız şöyle bir gerçek var. Şimdi bazı isimlere bakıyoruz. Hep bu isimler etrafında dönüyor. Çok bu dizi haklısın. Filmler. Çok hep böyle bir dirsek temas. Kim kimle yakınsa. Aynen öyle. O her sezon kardeşim, yani bir sezon sultan rolünde görüyoruz. Heh. Bir sezon padişah, bir sezon ajan, bir sezon vallahi köy harikasın. Ağası. Bir ama yani. Sonra da hani gelip bunun... bize diyorlar ki Tuğba, çok özür diliyorum, lafını balla kesiyorum. Sinan abi, Ferman'cığım sen de, Tuğberk'cığım sen de bilirsin. Bu kadar dizi var, bu kadar şey var. Siz niye bu dizilerde yoksunuz? Bu işin arkasını, arka planını biz kaç kişiye anlatabiliriz Allah aşkına? Ki eğitimli insanlarız. Bu işler öyle kolay değil diyorum yani. Evet. Sizin ki... bilmediğiniz şeyler var. Biz de uğraşmak istemiyoruz çok fazla. Demek ki öyle olması gerekiyor. Sinan abi, bu büyük bir haksızlık değil mi? Ki sen örneğin Kemal Sunal filmlerini çektin. Evet. Yeni versiyonlarıyla, evet. Ve hatta esasında o filmler sayesinde, yani o Cem Uzan'ın baskısıyla gerçi o filmleri tekrar hayata kattın. Ama senin şöyle bir özelliğin var. Gençlere veyahut da unutulmuş çok önemli değerlere, sinema emektarlarına, tiyatro emekçilerine hep bir desteğin var. Ve o proje sayesinde işte Fatma abla, Fatma Belgen gibi, Şehnaz Dilan gibi, Cengiz Küçükayvaz gibi, evet. Selahattin Taşdöyen gibi, Volkan Saraçoğlu gibi, tabii. Allah rahmet eylesin, Volkan abi son filmini de bizimle çekmişti. Balakoğlu falan. Evet, bu isimleri tekrar benim şartım var. Sinemaya döndürdün, setlere döndürdün. Tabii çektiğim filmlerde... Allah rahmet eylesin, Kemal Sunal oynamış, Metin Akpınar oynamış, Zeki Alasya oynamış, Şener Şen oynamış, Allah uzun ömürler versin. Bunlar hep biz gençken seyrettik. Sonra bu film geldi. Dedim ya bu filmler 100 kere seyredildi, bizden seyretmezler dedim. Ama Cem Uzan'a kim ne dersin desin, çok zeki bir adamdı. Sen dedi ne kadar sevildiğinin farkında değilsin dedi bana. Tabii bu ikinci elden geliyor. Söyleyin onu... Kim olduğunu Serpil Akıllıoğlu. Serpil Akıllıoğlu. Cem Şaşmaz, Allah rahmet eylesin. Bunları çek dedi. Ve 48 filmlik sözleşme geldi benim önüme. Ben dedim ki yok. Hani bir 3 tane çekelim, belki siz beni beğenmezsiniz. Belki ben sizi beğenmem. Çok riskli bir iş çünkü. Kemal Sunal'ın filmini çekeceksin. Evet. Büyük bir sorumluluk. Yani üst üste yığdığın tuğlalar bir anda aşağıdan bir tuğla çekmiş olursun, kendi elinle çekersin. O zaman dedim bir şartım var. Aynısını oynayacaksın dediler, yok dedim. Yani genel şartlarda Kemal Sunal'ın filmi bir yere konulacaktı. Benimki bir yere konulacaktı. Aynı anda aynı şeyler geçecekti. Aynı sahneler geçecekti televizyonda. Yok dedim, herkesin bir tarzı var. Ondan sonra ben bildiğim gibi oynayacağım dedim. Tamam dediler. Geldi Serpil Bey, sağ olsun, tamamdır Sinan dedi.
çok koltuk çıktı. Allah rahmet eylesin, Cem Şaşmaz çok koltuk çıktı. O zamanlar Oskar Alptürk oradaydı. O çok koltuk çıktı. Gençlik arkadaşımdır falan. Dedim tiyatro oyuncusu istiyorum yanıma. Ben şartın oymuş zaten. Tabii ben şimdi... Tiyatrocular olacak demiş. Tiyatrocular olacak dedim. Sinemacılar, tiyatrocular. Ondan sonra birçoğunu tanımıyorum da tabii. Amatör'ün programı seyredim. Aa burada diyorum Volkan Sarıcıoğlu diye birisi var, onu yollayacaksınız diyorum. O gelecek diyorum. Tanımıyorum çünkü. Orada şu rolü oynuyor diyorum. Ondan sonra başka bir şeyi seyrediyorum. Ferdi zaten gençlik arkadaşım. 1971'den arkadaşım. Selahattin'le sette tanışmıştık. Bunu şu oynayacak falan diyorsun. Settar Tanrıöven. İlhan Daner. İlhan Daner abi geldi sağ olsun. Evet. Ondan sonra Settar geldi mesela, Şener Şerif rollerini oynadı genelinde. Muhteşem oynadı bence. Evet. Ha, bunun haricinde büyük ihtimalle soracaksın. Kendini Kemal Sunal'la bir mi tutuyor diye bir eleştiri geldi. Ya sanat yarışmaktır. Ondan sonra o filmleri niye çekiyorsun? Ya Kırmızılı Kadını yaz 1933'te çekilmiş, 40'ta çekilmiş, 45'te çekilmiş, Richard Gere'la son buldu. Fatma Gül'ün suçu ne? Sen ne diyorsun? Türkiye'de Erdal Özyağcılar, Şener Şen, Şehnaz Dilan çektiler. Orijinalinden iyi oldu o film. Kırmızılı Kadını biliyorsun. Elbette yeni teknoloji geldikçe insanlar o filmleri yeni aktörlerle oynayacaklar. Tabii. Zaten 45 tane şey var. Konu var. Aynen. Buna da itiraz ediyorlar. Neymiş? Herkül'le Terminatör'ün şey var diyor. İkisi de ölmüyor. İkisi de doğaüstü güçler. Yani hakikaten 45 tane, 46 tane konu bulmuşlar. Ama Kemal Sunal'ın 30 günde, 40 günde çektiklerimiz 15 günde teslim ediyorduk. Evet, öyleymiş. Ve hatta 20-22 saat çalışıyordum. Kimseye laf söylettirmem. Ben senin huyunu çok iyi bilirim. Ne kadar emekten ve emekçiden yana durduğunu da bilirim. Kimse. Yüreğinin ve orada oynayan bütün arkadaşlarım şimdi biliyorsunuz şöhretler. O fırsatı o filmlerde bulduk hepimiz. Evet. Doğru. Ben verdim değil. Doğru. Bak o filmler hepimize o fırsatı doğurdu. Doğru. Hatta Ekşi Sözlük'te. Cengiz Sezici. Tabii Ekşi Sözlük'te hiç üşenmemişsin. Ekşi Sözlük'e cevap ama yazmışsın. Son cümlesi de şöyle. Ne yazmış? Kimseyi kırmak değil amacım. Sevmem de insanları kırmayı. Bilmeden kırdıklarım olduysa eğer yaşlı abilerini affetsinler. Sen rahatsın. Ekşi Sözlük'e ben bunu yolladım. Ve inanın 15 dakika sonra yayınladılar biliyor musun? Biliyorsun bir onaydan geçip yayınlanıyor. Evet. Şimdi orada biliyorsunuz bir şey var. Gençler bir nick mi diyorlar ona? Nickname. Ben Sinan lakap Benger diye yazıyorsam sen de delikanlıca adını yaz ki ben sana onun cevabını verebileyim. Şimdi onu soracaktım. Emin olun ki küfür etmeyeceğim. Evet. Şimdi orada onu soracaktım. Orada bir cümle söyledim biliyorsun. Bu geçerken camıma taş atıp kaçmaya benzer. Evet. Kimin kırdığını bilmiyorum ben. Oraya genel bir yazı yazdım. Kimle muhatap olduğumuzu bilelim. Yani. Ya bir de ben Ekşi Sözlük için ne düşünüyorsun Perman? Vallahi çok ekşi bir şey ya. İşaret geldi herhalde. Yine para kazanma zamanı geldi. Birazdan kazanırız o parayı da. Güzel yani. Ama çok teşekkür ediyorum o sözlüğe. Uludağ da böyle bir şey yaptı benim için. Yazdım. 10 ila 15 dakika sürmedi. Hemen yayınlandı. Gerçekten. Güzel bir şeydi. Şimdi mesela bazen bakıyorum. Hatta sizinle ilgili araştırmalar yaparken Ekşi Sözlüğe bile baktım. Hani acaba insanlar ne yazmış? Ağırlıklı olarak üçünüzle de ilgili gerçekten çok güzel şeyler var Canlı için. Bana fena giydiriyorlar da size güzel yazmışlar. Neyse. 4'te 3 galibiz en kısası. Şimdi tabii insan yani birçok zaman hani olumsuz bir şey okuduğunda falan hani gururu inciniyor. Yani ne olursa olsun orada bir de senin karşına gelip iki çift laf edemeyecek insan lan diyorsun. Yani işte klavye cengaverliği yapmışsın. Yani. Öfkeleniyorsun ister istemez sonuçta duygu taşıyoruz yani. Sen ne düşünüyorsun Ferman? Ya ben ne diyorum? Direkt ben Sinan abinin dediğine katılıyorum. Yani karşıdaki insan da benim gibi ismini soy ismini aslanlar gibi koysun oraya.
Bir de sıkıntısı derdi varsa gelsin beraber tespih çekelim yani. Vay! Evet. Öpen neydi? Öpen mi? Yani orası küfür etme amacı olarak kullanılmamalı. Eleştiriye eyvallah. Ya evet, bir de ama kesinlikle. Sen o eleştiriyi yaptığın zaman ben sana cevap vermek için oraya bakıyorum. Orada alakasız bir şey yazıyor. Ona nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum ki ben. Evet. Bence bunu aslında internette bir sınırlama getirebilir. 2004'te yazılmış o eleştiri. Ama 2015'teyiz. Ben yazdığım zaman o okuyamayacak ki. Evet. Ya kimse yani. Kimseyi sevmek zorunda değil ama herkesin mesleğine saygı duymalıdır. Aynen. Yani. Instagram kullanıyor musun Ferman? Çok aktif şekilde kullanıyorum. Adresin nedir? Adem çok değişik. Ferman alt tere üst soru işareti yok. Ferman Toprak aslında çıkıyor. Ferman Toprak Ferman direkt. Toprak. Senin? Ece Pirim diye çıkıyor. Ece Pirim. Sinan abi sen Instagram kullanmıyorsun ya. Ya ben açtım orayı hiç daha kullanmadım. Facebook'ta faalsin. Her konuda bile evet, faalsin. Her konuda faalim. Takip ediyoruz sağ efendim. Şimdi. Twitter'daki de benim ama kullanmıyorum. Çok kızarsam bir cümle yazıp çıkıyorum. Instagram'ı açtım ama kullanmıyorum. Ama Facebook'taki bütün Sinan Bingerler'den haberim var. Hepsi bana ait. Bir sürü de fake adresler var. Yok yani, benim yok. Hepsi sen misin? Yok beni hiç ciddiye almamışlar o konuda. Çok şükür. Hakikaten hepsinden haberim var. Gençler açarken haber verdiler. O hayran sayfaları falan açtılar sağ olsunlar. Çok güzel. Hepsini kullanıyorum da yani. Onlara da resimler atıyorum, yazılar atıyorum. Şahane. Bizim de Tubistler adlı bir sayfamız var. Hem Facebook'ta hem de Instagram'da. Mert Tuğberk Bora Instagram'da. Tugba Özay 10 Instagram'da. Ama şimdi yine bir kısa reklam arası vereceğiz. Ve sonrasında programımız tüm hızıyla devam edecek. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız.